Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Türkiye-Çin kıyaslaması yapıyor olacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda virüs sebebiyle Çin mi Türkiye mi birçok tartışma gerçekleşiyor. Bence zaten her zaman Türkiye'den gönderim ciddi şekilde avantajlı. Kesinlikle herkese Türkiye'den ürünler göndermesini, Türkiye'de ürün ürettirmesini tavsiye ediyorum. Özellikle Türk üreticilere ürünlerini Amazon'da satmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye Çin'e göre ciddi avantajlara sahip bir ülke. Bu avantajlarımızı, avantajlı olduğumuz kategorileri kullanırsak Amazon'da ciddi başarılar elde edebiliriz. Çin'in 10 yıldır belki 20 yıldır yaptığını biz yeni yapmaya başlıyoruz. Amazon vasıtasıyla da dünyaya ulaşabiliriz. Kısaca Amazon satıcıları için Türkiye'den mi gönderim yapmak yoksa Çin'den mi üretici bulup Çin'den gönderim yapmak hangisi daha avantajlı? Hangisinin nasıl avantajları, dezavantajları var? Onları bu videoda konuşuyor olacağız. Tabii ki Çin'in de avantajlı olduğu birçok alan var. Ama özellikle son dönemdeki sıkıntılarda göz önüne alındığında Türkiye'den gönderim ciddi şekilde avantajlı duruma geldi. Zaten belki de dünyadaki satıcılar da Çin'den başka pazarlar arama arayışına giriyorlar. Türkiye bu durumda avantajlı bir duruma gelmiş oluyor. O yüzden siz de özellikle Türkiye'deyseniz Türkiye'den üretici bulup Türkiye'den ürünleri ürettirip Amazon'a gönderirseniz ciddi faydalar sağlayacaksınız. Şimdi sizlerle beraber madde madde ilerleyelim ve Türkiye'nin avantajları neler, Türkiye'nin dezavantajları neler, Çin'in iyi olduğu konular neler, Çin'in dezavantajlı olduğu konular neler, hangisi daha iyi, sizlere hangisini tavsiye ediyorum, beraber işleyelim. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Türkiye ile Çin arasında ciddi farklar var. Bazı konularda Türkiye iyi, bazı konularda Çin iyi. Şimdi bunları sırayla anlatalım. Birinci olarak şu çok önemli. Türkiye kargo maliyetleri Çin'e göre çok daha uygun. Biraz Türkiye'nin Amerika'ya daha yakın olması dolayısıyla kargo maliyetleri daha ucuz oluyor. İkincisi de Türkiye'den hava yoluyla 5-6 günde Amazon deposuna ürünler ulaşıyor. Çin'den gönderimde biraz daha bu süreler çok daha uzuyor. Hava yolunu tercih etmek isterseniz Çin'de zaten biraz fazla para vermeniz gerekiyor. Deniz yolunu tercih ederseniz de en az 20-30 gün arasında ürünleriniz Amazon'a ulaşmış oluyor. Bunun da farklı olumsuz yanları var tabii ki. Şimdi bu kargo maliyetleri konusunda detaylı inceleme yapalım. Çin'den üretici bulma konusunda zaten Freightos'u anlatmıştım. Freightos tedarikçilerin kullandıkları kargo şirketlerini bulduğunuz bir platform. Bunu tabii ki sizin tedarikçinizin de çalıştığı kargo şirketi vardır ama genel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak için Freightos'u kullanabilirsiniz. Tedarikçilerin kargocusuyla çalışmak zorunda değilsiniz. Freightos'u anlatmıştım. Şimdi Freightos'la bir değerlendirme yapacağız. Yani aynı boyutta, aynı kiloda bir gönderimle Türkiye'de Freightos'un karşılığı olabilecek bir tane site var, Navlungo. Buradan da aynı şekilde fiyat teklifleri alacağız. İki tarafı da kıyaslamış olacağız. Yani Türkiye'den gönderimde ne kadar kargo ücreti ödüyoruz? Çin'den gönderdiğimizde ne kadar kargo ücreti ödüyoruz? Burada bunu görmüş olacaksınız. Aynı birimleri giriyor olacağız. Öncelikle Freightos'tan girelim. Kutu göndereceğiz. Mesela tek kutu gönderdiğimizi düşünün. Kutunun boyutlarını aynı girelim. 50, 40, 25 giriyorum. Öbür tarafta da aynı şekilde gireceğim. Burada dikkat edin, santim olarak giriyorum. Kilogram olarak da mesela 20 kilo olsun. 20 kiloluk bir tane kutu göndereceğimizi düşünün. Burada aynı şekilde Navlungo'ya da gelip aynı boyutları yapıyorum. Ne gönderdiğimizi seçiyoruz. Kutu gönderdiğimizi söylüyoruz. 50, 40, 25 yazıyorum tekrar aynı şekilde. Ağırlığı da 20 kilo yazıyorum. Her şeyi aynı yaptık. Şimdi ikinci aşama olarak lokasyon bilgileri girmemiz gerekiyor. Yani nereden nereye ürün göndereceğimizi burada belirtmemiz gerekiyor. Bunu Türkiye'den göndereceğimiz için ülke olarak Türkiye'yi seçiyorum. Mesela İstanbul'dan göndereceğinizi farz ederek İstanbul diyorum. Göndereceğimiz ülke tabii ki Amerika olacak. Amerika'da da herhangi bir adres seçebilirsiniz. Mesela ben Illinois seçiyorum. Lokasyon bilgilerini Navlungo'da girdik. Bir de Freightos'ta girelim aynı şekilde. Next step diyorum. Burada bir başka kriterler de var. Mesela kutuları kim label'layacak? Kutuların üzerine barkodları kim yapıştıracak? Burada biz bunları genel itibariyle üreticilerimize yaptırıyoruz. O yüzden MySupply ile tercih ediyorum. Ürünlerin kutularını paletlere kim koyacak? Yine supplier'ım, yani benim tedarikçimi seçiyor olduğunu, tedarikçimin bu işi hallediyor olduğunu işaretliyorum, devam ediyorum. Nereden nereye gideceğini hemen yapalım. Ürünler Çin'den herhangi bir eyaleti, herhangi bir
şehri seçelim. Mesela Şangay'ı seçtim. Ürünlerin gidiş tarihini mesela 9 Ekim yapalım. Nereye gideceğinizi belirliyoruz. Amazon FBA Warehouse'u seçeceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri hangisi olacağını aşağıdan seçelim. Illinois'da şu Emerald Drive Joliet adresine gönderelim mesela. Öbür tarafta da zaten aynı şekilde İstanbul'dan Illinois'a göndereceğimizi söyledik. Next diyorum. Next dedikten sonra burada gümrük işlemleriyle alakalı bölüm var. Bu arada zaten Çin'den gönderim, Çin'den üretici bulma konusunda terimlerden bahsetmiştim. Ticaret terimleri, uluslararası ticaret terimleri yani incoterm'lerden bahsetmiştim. İki aşamada da DDP şeklinde yani Deliver Duty Paid şeklinde aradaki işlemleri bu kargocumuzun ayarladığı şekilde planlamamızı yapıyoruz ve fiyatlarımızı o şekilde alıyoruz. Yani DDP şekilde fiyatlar alacağız şu an. Burada Custom Clearance bölümünde yine ekstra para çakmayacak şekilde yani diğerleriyle kıyaslayabileceğimiz şekilde işaretlemeleri yaptık. En son olarak da I'm a foreign importer şeklinde işaretliyorum. Sigortaya gerek yok diyorum. Search and book diyorum. Şimdi Freightos bizim karşımıza şirketleri getiriyor. Bunlar kargo şirketleri ve fiyatları. Bütün şirketleri getirmesi bir 10-15 dakikayı buluyor. Sol üstte bakın door to door işaretini görüyorsunuz. Yani bu DDP anlamına geliyor. Ürünler üreticinin kapısından alınıp Amazon'un deposuna kadar gönderecek ve bu işlemler için bize bu şirketler ücretlerini söylüyorlar. Yani tekliflerini veriyorlar. Burada şu an Freightos bize 12 tane şirketi buldu. Bir de Naolongo'dan aynı şeyi yapalım. Taşıma teklifi alın diyorum. Son tarafta da tabii ki ne zaman göndereceğimizi söylememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde 9 Ekim'i seçiyorum ve taşıma teklifi alın diyorum. Burada da yine tekliflerin gelmesi biraz sürebilir ama hızlı şekilde geldi. Burada da 3 tane sonuç buldu. Şimdi fiyatları kıyaslayalım. Fiyatları en düşükten sıralayalım. Cheapest diye seçiyorum. En düşük fiyat bakın 430 dolar çıktı. Unicargo 435 dolar. İşte 581 dolar. Bunlar tabii ekspres kargolar. Mesela bu 40-48 gün. Diğerlerine bakalım. 39-46 gün. En düşük fiyatı görüyorsunuz. Mesela 430 dolar. Navlungo'ya bakalım. Burada da en düşük fiyat 88 euro, 122 euro, 135 euro. 88 euro 95-100 dolar karşılığına gelir. Yani yaklaşık 100 dolara bu paketi Türkiye'den gönderebiliyorsunuz. Ama Çin'den göndermek istediğinizde biraz fiyatlar yüksek oluyor. Tabi burada 20 kiloluk bir gönderim sağladığımız için fiyatlar böyle çıkmış olabilir. Biraz daha düşecektir ancak genel itibariyle Çin'deki kargo şirketlerinin fiyatları Türkiye'den gönderime göre 2 kat fazla oluyor. Ayrıca tabii ki burada gönderim sürelerinin de uzun olduğunu düşünmek lazım. 3-6 gün, 1-4 gün dediğiniz zaman biraz fiyatlar artıyor tabii ki. Türkiye'den gönderimde hava yoluyla 5-6 günde Amazon deposuna ulaşıyor. Yani bu kargo süresi 2-3 gün sürüyor ama buradan alınması, işte gümrük işlemleri derken 5-6 günde Amazon'a ulaşıyor. Çin'den gönderdiğinizde hava yolunu tercih ederseniz yine 5-10 günde ulaşır ama hava yolu biraz daha pahalı olacaktır deniz yoluna göre. Bu şekilde görmüş olduğunuz kargo maliyetlerinin Türkiye'de daha uygun olduğunu. Bir diğer konuya geçelim. Türkiye'de ürün denetlemesi daha kolay. Ürünleri kendi gözlerinizle görebiliyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. Çin'de ürünler üretiliyor ve direkt Amazon'a gidiyor. Siz denetçi tutabilirsiniz tabii ki ürünleri denetlendirebilmek için. Ama burada da yine denetçiye para vermeniz gerekiyor. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de ürünü üretti üretici. Kendiniz gidip kendi gözlerinizle görebilirsiniz ya da bir tanıdığınızı gönderip görebilirsiniz. Ürünleri kesinlikle denetlemeniz lazım. Çünkü size bir tane güzel numune gönderebilirler ama diğer ürünlerin nasıl olduğunu bilemezsiniz. O yüzden ürünlerin hepsini denetleyip öyle göndermeniz lazım ki problem yaşamamak için. Türkiye'de bu konu daha kolay dediğim gibi ürünleri kendiniz görebiliyorsunuz ama Çin'de bir denetçi tutmalısınız ve onların bu denetçiyle denetlenmesini sağlamalısınız. Ona da tabii ayrıca para vermeniz gerekiyor. Bir diğer konuya geçelim. Türkiye'de numune almak daha kolay ve ucuz. Türkiye'de numuneyi sadece kargo ücretini vererek 10-12 TL'ye gönderebiliyorlar. Ama tabii bu ürününüzün boyutuna göre değişiyor. Ama Çin'den ürün geleceği zaman zaten Çinliler size ürünün maliyetini istemezler. Sadece kargo şirketinin masrafını ödeyin yeter derler. O bile 50 dolar, 60 dolar civarında tutuyor. Yani Çin'den 3 tane şirketten numune alsanız bile 150 dolar numune parası vermeniz gerekiyor. Türkiye'de böyle değil. Çok daha ucuza numuneler alabilirsiniz. Numune almak önemli çünkü şirketler arasında kıyaslama yapabilmek için
gönderdikleri numunelerde kalite kontrolünü yapıp hangisinin daha iyi olacağına karar verebiliyorsunuz. Devam edelim. Türkiye'den gönderimde daha az miktarla başlayabiliyorsunuz. Neden? Çünkü hızlı gittiği için biraz daha oradaki gönderim süreniz, yani out of stock olmama süreniz artabiliyor. Ne demek istiyorum? Out of stock olmamak, stoksuz kalmak demek. Stoksuz kalmamak ilk sayfaya çıktıktan sonra tekrar yerinizi kaybetmemek için çok önemli. Eğer stoksuz kalırsanız ürünleriniz tekrar geri sayfalara düşeceği için tekrar ürünler gittiğinde ayrıca reklam maliyetlerini katlamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden stoksuz kalmamak çok önemli. Stoksuz kalmamak için de mesela Türkiye'de 100 tane ürünle gönderip başlayabiliyorsunuz. 100 tane ürün gönderdiğinizde günlük 6-7 satmaya başladığında bir 15 günlük zamanınız olmuş oluyor. Bir hafta 10 gün içerisinde ürünler üretilse 5-6 günde de Amazon'a ulaşabiliyor. Ama Çin'de 20-30 günde ürünler gönderilebileceği için yine 5-6 gün en kısa da üretim yapılabilse de 1 ayı buluyor Amazon'a ürünlerin gitmesi. O yüzden 1 aylık stoğunuzu göndermeniz gerekiyor. 1 aylık stok ne demek? Günde 8-10 tane satacak bir ürüne girdiyseniz 1 aylık stok 300 demek. Dolayısıyla Çin'den sipariş verirken en az 200-300 siparişle başlamanız gerekiyor. Ama Türkiye'den gönderimde hızlı kargo olduğu için, çok hızlı yapabileceğiniz için bu işlemleri 100 tane, 80 tane göndererek başlayabiliyorsunuz. Çünkü siz 80-100 tane gönderdiğinizde satış rakamlarına göre hemen hızlı reaksiyon alıp Türkiye'deki üreticinize ürettirip hızlı şekilde Amazon'a kargolayabiliyorsunuz. Dolayısıyla başlangıç maliyetiniz az olmuş oluyor. 300 tane ürün gönderdiğinizde Çin'den satılmama olasılığında 300 tane ürün Amazon'da kalmış oluyor. Türkiye'de 100 tane ürün kalmış oluyor. O yüzden daha az zarar etme olasılığına sahip oluyorsunuz. Bir diğer konuya geçelim. Türkiye'de her ürün yok. Çin'de her ürün var. Alibaba'ya girdiğinizde her ürünle alakalı, yani Amazon'da satan her ürünü burada bulabilirsiniz açıkçası. Neredeyse Amazon'da satan her ürün alibaba.com'da bulunuyor. Yani Çin'de istediğiniz ürünü kesinlikle yaptırabilirsiniz. Ama Türkiye'de her ürünü üreticisi bulmak biraz zor. Mesela elektronik kategorisi olsun. Bazı kategorilerde Türkiye'de üretici bulmak çok zor. Ama bazı kategorilerde de Türkiye'yi. Bir sonraki aşamada da onu anlatıyorum zaten. Kategori bazlı olarak seçim yapılabilir. Bazı kategorilerde Türkiye'yi, bazılarında da Çin'i. Genel itibariyle Çin'in ürün potansiyeli çok yüksek. Tabii ki her ürünü üretiyorlar genel itibariyle ama Türkiye'de de bazı ürün kategorilerinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Mesela tekstil konusunda Türkiye gayet iyi, hem kalitesi hem üretimi dolayısıyla. Bu konuda kategori bazlı ilerlemenizde fayda var. Bazı kategorilerde ürün satmak istiyorsanız Türkiye'yi tercih edebilirsiniz. Bazı kategorilerde de Çin'i tercih edebilirsiniz. Çin'de potansiyel çok daha yüksek. Her ürünü bulabilirsiniz. Amazon'da bulduğunuz ürünü Çin'de, Alibaba'da yazdığınız zaman kesinlikle üreten vardır ama aynı ürünü Türkiye'de ürettirmeye çalışsanız biraz zorlanabilirsiniz. Burada şöyle bir durum olabilir. Üretici bulduktan sonra onların ürünlerini inceleyebilirsiniz. Amazon'da satılabilir mi, satılamaz mı? O şekilde ilerlemek daha faydalı oluyor. Seçim yaparken de kategori bazlı ilerlemekte fayda var. Tekstil gibi Türkiye'nin iyi olduğu kategoriler seçilirse Türkiye'den gönderim çok daha avantajlı oluyor. Eğer farklı ürünler bulduysanız sıkıntı yok. Çin'den de gönderim yapabilirsiniz. Bir diğer konu da Çin'den Amazon'a hakim olması. Türkiye'deki üreticilerin bu konuda bilgi birikimlerinin zayıf olması. Neden önemli? Çünkü Çinlilerle Alibaba üzerinden görüşürken sizin dediğiniz her şeyi anlayabiliyor. Mesela Amazon'daki ürünün linkini gönderdiğinizde bunun aynısını yapabileceğini, ne kadar üretim yapabileceğini, halihazırda zaten aynı ürünü ürettiği için üzerine logo basıp basmayacağını, ürünlerin barkodları nasıl yapacağını hiçbirisini anlatmanıza gerek kalmıyor Çinlilere. Onlar zaten bu konuyu çok iyi biliyorlar. Ama Türkiye'deki üreticiler bu konuda bilgisiz oldukları için bunları sizin anlatmanız gerekiyor. Ürünlerin barkodları nasıl yapıştırılacak? Ürünlerin kutulaması nasıl yapılacak? Bu kutulama yapıldıktan sonra büyük kutulara nasıl konulacak? Kutuların boyutları neler olacak? Bu konularda bilgili değiller. Amazon'a gönderim konusunda da bilgili değiller. O yüzden Türkiye'deki üreticiler konusunda sizin bu konuda biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor ve üreticiyi yönlendirmeniz gerekiyor. Çinlilere çok fazla bir şey söylemenize gerek yok. Genel itibariyle zaten Amazon satıcılarına çalıştıkları için bu konularda çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Deseniz ki benim paket tasarım var, bunu yaptırabilir misin? Çok rahatlıkla yaptırabiliyor. Veya da ben logomu basmak istiyorum dediğinizde çok ucuz ücretler karşılığında logoları basıyorlar. Barkodları zaten söylemenize bile gerek yok. Onlar sizi yönlendiriyorlar. O yüzden Çinliler bu konuda çok daha iyi. Amazon'a hakim oldukları dolayısıyla sizi de yönlendirebiliyorlar.
hızlı şekilde işlemleri halledebiliyorsunuz. Türkiye'deki üreticileri biraz daha sizin yönlendirmeniz gerekiyor. Bir diğer konuya gelelim. Çin'de dolarla alışveriş yapıyorsunuz. Türkiye'de Türk lirası. Türk lirasıyla dolar arasındaki farktan dolayı Türkiye'de ürün üretmek biraz daha ucuz olabiliyor. Biraz da şu an şu dönemde Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar dolayısıyla Türkiye'deki üreticiler ürünlerini yurt dışına satmaya çok istekli. Bunları bularak ciddi üretimler yaptırabilirsiniz. Hem Türk lirası ödediğiniz için, dolar olarak satacağınız için dolar kuru Türk lirası arasındaki farktan dolayı da kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Çin'de öyle değil. Çin'de ödemeleri de dolar olarak yapacağınız için, satış da dolar olarak olacağı için bir karınız olmuyor. Türkiye'de Türk lirası ile alışveriş yapacak ve üreticiye Türk lirası ödeyeceğiniz için, Amazon'da satışı da dolar ile yapacağınız için bir kar marjınız ortaya çıkmış oluyor doğal olarak. Yani araya kar marjı koymasanız bile Türkiye'de TL vereceğiniz için kar etmiş oluyorsunuz. Bir diğer konu, Çin'de üretici bulmak kolay, Türkiye'de biraz daha zor. Bunu zaten Türkiye'de üretici bulma kısmında detaylı anlatacağım ama Çin'de üretici bulmak gerçekten çok kolay. Alibaba.com'a girdiğinizde, burada zaten products veya supplier dediğinizde ürünün ismini yazmanız yeterli. Binlerce satıcı ve üretici karşınıza çıkıyor. Çok kolay. Online üretici bulma yolları bayağı basit. Ama Türkiye'de öyle değil. Biraz daha manuel olarak bulmanız gerekebiliyor. Üreticilerle online görüşmek biraz daha zor. Gidip yerlerinde görüşmeniz gerekebiliyor. Ama bu şekilde üretici bulmak için de biraz daha kolay. Türkiye'de biraz daha zor. Üretici bulma yöntemlerini de bir sonraki videoda zaten anlatıyor olacağım. İngilizce bilmiyorsanız Çin'le irtibat biraz zor. Evet, mesela Çin'le irtibat kurarken burada zaten Çinliler nasıl irtibat kuracağınızı falan anlatmıştım. İngilizce konuşmanız gerekiyor. Çinliler Türkçe bilmiyor dolayısıyla. Burada anlattıkları şeyleri anlayabiliyor olmanız lazım ve ürünle ilgili geliştirmeleri, ürünle ilgili anlatacağınız şeyleri İngilizce anlatmanız lazım. İngilizceniz orta seviye veya onun üzerinde değilse Çinlilerle bu konuda konuşmak biraz zorlayabilir sizi. Ama çözen arkadaşlar da oluyor bu yöntemi. Problemleri çözebiliyorlar bu şekilde. Çinlilerin de zaten İngilizcesi çok iyi olmadığı için anlaşabiliyorsunuz ama anlam karmaşaları olabiliyor. Mesela orada size fiyatla alakalı bir şey söylemiştir. Siz başka şekilde anlayabilirsiniz. Böyle anlam karmaşaları olabiliyor. Bunları biraz daha İngilizcenizi geliştirerek ya da burada Çinlilerle çok fazla konuşarak bunları anlayabilirsiniz. Terimlerden haberdar olmalısınız. Mesela Super September yazmış. Yani Alibaba'da bir kampanya var. Süper Eylül diye. Bu şekilde kampanyayla ilgili bizi bilgilendirme sunmuş. Böyle birçok bilgilendirme ve konuşmalar aranızda geçecektir. Çinlilerle irtibat kurmak, İngilizce konusunda biraz sıkıntınız varsa zorlaşabiliyor. Yani ürünle alakalı bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bunu anlatmak biraz zor olabilir. O yüzden biraz Türkiye'de üretici bulmak bu konuda iyi olur. Çünkü üreticiyle Türkçe konuşacaksınız ve değişiklik yapmak istediğiniz şeyleri söyleyebiliyorsunuz. Türkiye'dekiler de biraz bu konuda sıkıntılıdır. Yani üreticileri iyi anlamanız gerekiyor. Üreticiler farklı yeni şeyler yapmak istemezler ama sizin istediğiniz tarzda yenilikler yapan kaliteli üreticiler bulmak konusunda çalışmanız gerekebilir. Fark yaratmak için Türkiye daha avantajlı. Az önce dediğimle bağlantılı, Türkiye'de üreticiye gidip ben şunu istiyorum deyip gösterebilirsiniz. Numunesi de bu ya da resmi bu. Orada göstererek anlatabilirsiniz ama Çinli'ye bunu anlatmak biraz daha zor. Fark yaratmak için onlara anlatmanız İngilizce üzerinden olacak. Biraz sıkıntılı. Biraz da şöyle bir durum oluyor. Çinliler zaten kendileri de Amazon'da satışlar yaptığı için sizin yaptığınız farkı onlar kendi başkalarına da satabiliyor. Yani Amazon'da sizin dışınızda birçok insana aynı yaptığınız farkı satabilirler. Dolayısıyla Türkiye'de yaptırdığınız zaman bu işlemleri daha fark yaratılması kolay olmuş oluyor. Üretim maliyetleri bazı kategoriler içinde daha ucuz, bazı kategorilerde Türkiye. Bunu kategori bazlı bakmakta fayda olacağını söylemiştim. Biraz Türkiye son zamanlarda işte asgari ücretlerin düşmesi dolayısıyla neredeyse Çin'e yakınlaştı. Bazı kategorilerde Çin'le aynı seviyede fiyatlar verebiliyor. Aynı seviyede fiyatlar verebildiği kategorilerde kargo ücretlerinden de bahsettim. Kargo ücretleri daha ucuz olacağı için Türkiye daha avantajlı oluyor. Ama Çin'in daha iyi olduğu kategorilerde tabii ki Alibaba'dan Çinli üretici bulmak daha iyi olacaktır. Bir de son dönemde şöyle bir şey oldu. Amerika Çin'e gümrük sıkıntıları çıkarmaya başladı. Genel itibariyle amaçları da Çin'in bu konudaki tekelini kırmak. Çin'in tekeli ne demek? Çin'in tekeli şu: Amazon'daki %70 ürünler Çin'den gidiyor. Yani Çin'in
Amerika pazarındaki etkinliğini kırmaya çalışıyor Amerika. Dolayısıyla ürünlere gümrük vergileri, gümrük sıkıntıları konusunda baskı kurmaya başladı. Burada Amerika ve Amazon satıcıları da zaten alternatif pazarlar bulmaya çalışıyorlar. Hindistan, Vietnam, Meksika gibi. Buraya Türkiye de girebilir. Çünkü Türkiye üretim potansiyeli yüksek bir ülke. Biraz işte bu asgari ücretin de düşmesi ve TL dolar paritesinden dolayı Türkiye'de üretim biraz daha iyi olmaya başladı. Türkiye'den ihraç konusunda da iyi yardımlar var, devletin destekleri var. Türkiye'den bir ürün ihraç etmeye çalıştığınız zaman birçok kolaylık karşınızda olacaktır. Bunlardan birisi mikro ihracat. İhracatla ilgili problemli şeylerle uğraşmadan, yani gümrük beyannamesi vermeden, ihracatçılar birliğine kayıt olmadan hızlı şekilde ürünlerinizi Amerika'ya ihraç edebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla bu konu biraz daha Türkiye'de önem verilen bir konu. Çünkü Türkiye'nin dolara şu an ihtiyacı var. Siz de ihracat yaparak dolar getireceğiniz için size devlet kolaylıklar sağlıyor. Bundan dolayı biraz Türkiye'den üretici bulmak iyi olabiliyor. Şimdi genel itibariyle Türkiye Çin karşılaştırması yaptık. Gördüğünüz gibi bazı konularda Türkiye iyi, bazı konularda Çin iyi. Siz buna kendiniz karar vermelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.